Ali İmran suresinin 116. ayet-i kerimesine ulaşmış bulunuyoruz. Bu ayet-i kerimenin tefsiriyle inşallah başlayacağız. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. İnnellezîne keferû len tugniya anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'a ve ulâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn. Bu ayet-i kerimenin benzeri, müşabihi olan bir ayet-i kerime surenin baş taraflarında yine geçmişti. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki, küfredenler, yani inkar yolunu tercih edenler, inkara sapanlar, bu inkarlarından dolayı Allah'ın huzurunda elbette ki mesul mevkiye düşeceklerdir. Onlar bir cezaya hak kazanmışlardır. Cezaya uğratılacaklardır. İşte bu cezadan dolayı onların sahip oldukları malları ve çocukları Allah katında kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Kafirlere işledikleri günahlarının cezası konusunda dünyadayken sahip oldukları malları ve çocukları Allah huzurunda hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onlara bir menfaat getirmeyecektir. Onlar cehennemliktirler. Ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah korusun. İşte demek ki insan dünyada pek çok şeylere sahip olabilir. Dünyada sahip olduğu imkanlar son derece hudutsuz olabilir. Ve bunlara insan fevkalade mağrur olabilir. Çok güvenebilir. Sahip olduğu malın, mülkün, servet ve samanın çoluk çocuğunun kendisi için büyük bir destek, büyük bir güvenç kaynağı teşkil ettiğini insanoğlu zannedebilir. Ama bu sahip olduğu şeyler Allah katında bu kimselere hiçbir yarar, hiçbir menfaat sağlamayacaktır. Bundan fayda görmeyeceklerdir ve cehennemde müstahak oldukları cezayı çekmekten de kurtulmayacaklardır, kurtulamayacaklardır. Meselü ma yunfikune fi hazihil hayati dünya kemeseli rihin fiha sırrun esabet harse kavmin zalemu enfusehum fe ehleket. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak meseleleri, önemli konuları daima bir mesel ile, bir örnek ile zihinlerde çok daha derin iz bıraksın, iyi anlaşılsın, unutulmasın diyerek Cenab-ı Hak teşbihler ile insanlara anlatmaktadır Allahü Teala Hazretleri. İşte dünya hayatında övünmek maksadıyla gurur kaynağı olsun, tefahur olsun diye malından, mülkünden fedakarlık yapan, harcamalarda bulunan kimselerin durumu, gösteriş için harcama yaptıkları için bunların hali, bunların durumu, içinde son derece dondurucu veya yakıcı bir hararet bulunan veyahut da dondurucu bir soğuk olan şiddetli bir rüzgar, fırtına gibidir. Bu rüzgar onların ekinine dokunduğu zaman onu mahu perişan eder. Bir anda yok eder. İşte bunların durumu da böyledir. Yani bir mahsulümüz olacak, muazzam ürün alacağız diye beklerlerken, karşılığını umarlarken o şiddetli ve dehşetli rüzgar onların bütün mahsulünü, bütün ürünlerini perişan eder, mahveder, helak eder, ortadan kaldırır, tamamen hükümsüz hale getirebilir. İşte onların durumu böyledir buyuruyor Cenab-ı Hak. Dünya hayatında insanlara gösteriş yapmak için malından, mülkünden cömertlik yapanlar, cömertlik gösterisine kalkanlar, bunun mükafatını Allah katında kesinlikle göremeyeceklerdir. Onların bütün sevapları, bütün mükafatları tamamen yok edilecektir. Ve men zalemehumullahu. Allah onlara aslında zulmetmiş değildir. Cenab-ı Hak onlara haksızlık etmiş değildir. Yani onlar iyilik yaptılar da Cenab-ı Hak onları bu iyiliklerinden dolayı mükafatsız ve karşılıksız bıraktı diye düşünmeye
bu şekilde mutala etme imkan yoktur. Çünkü onların niyetleri bozuktur. Niyetleri kötüdür. Temelde Allah rızasını ve ahiret kazancını düşünmemişlerdir onlar. Bu bakımdan onların uğradıkları bu hüsran, onların uğradıkları bu zarar hiçbir zaman Allah tarafından onlara verilmiş bir ceza, bir zulüm olarak haşa telakki edilemez. Kesinlikle böyle düşünülemez. Velakin enfusuhum yazlimun. Fakat aslında onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Cenab-ı Hak onlara haksızlık etmiş değildir. Onlar başlangıçta gerçek manadaki haksızlığı kendi kendilerine yapmışlardır. Kendilerini mahvetmişlerdir. Kendilerine yazık etmişlerdir onlar. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu bitaneten min dunikum la ye'lûnekum khabâle veddû mâ anittum. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak müminleri uyarıyor, ikaz ediyor. Dostlarını, düşmanlarını iyi tanımaları konusunda onların dikkatini çekiyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki, ey iman edenler, ey müminler, sizden başka sizinle samimiyeti bulunmayan, içli dışlı olmadığınız, güvenemeyeceğiniz kimseleri, sizden olmayan kimseleri içli dışlı sırdaş edinmeyin. Onlara içinizi açmayın, onlara gizli bir takım düşüncelerinizi, sizde kalması icap eden fikirlerinizi onlara söylemeyin. O insanlara bu şekilde iyi tanımadığınız kimselere siz sır mahiyetinde olan gizli kalması gereken düşüncelerinizi ve niyetlerinizi onlara söylemeyin. Onları sırdaş edinmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir tane kelimesi aslında elbise astarı manasında. Ama bir insanın herhangi bir kimseyle samimi olarak içli dışlı olması manasında kullanılıyor mecazi olarak. Yani sizden başkalarını, sizden olmayan kimseleri kendinize sırdaş edinmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. La ye'lûnekum habâle. Onlar size zarar vermekten geri durmazlar. Yani zarar verme konusunda ellerinden geleni yaparlar. La ye'lûnekum, la yukassirûnekum. Yani taksir etmezler, tefrit etmezler. Size zarar verme konusunda onlar hiçbir şeyi ihmal etmezler. En küçük detayı bile gözden kaçırmazlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Veddû mâ anittum. Onlar sizin sıkıntıya düşmenizi isterler devamlı surette. Sizin bir takım meşakkatler içinde bunalmanızı arzu ederler. Veddu ma anittum ayeti kerimesini İmam Maverdi Hazretleri açıkladığı ışıklar arasında onlar sizin dalalete düşmenizi, doğru yoldan sapıtmanızı, sapıklık içinde kalmanızı arzu ederler diye de tefsir etmiştir. Burada anet kelimesi meşakkat manasında olduğu için onlar sizin maddi ve manevi muzayakaya, sıkıntıya düşmenizi arzu ederler. Devamlı bunu isterler. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ Onların işlerindeki düşmanlık ve husumet duyguları size karşı o kadar şiddetlidir ki onu adeta ağızlarından dışarıya hissettirecek şekilde ortaya koyarlar. Onlar bu düşmanlıklarını ağızlarından dışarıya da taşırabilirler. Onu içlerinde muhafaza edemezler, saklayamazlar. Onların düşmanlıkları ağızlarından adeta fışkırır dışarıya, dışarıya akseder. وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ Onların gönüllerinde sakladıkları adavet, düşmanlık ve husumet duyguları ise çok daha büyüktür. Onların birazcık olsun davranışlarından ve konuşma tarzlarından size karşı nasıl düşman olduklarını firasetle, dikkat ederek anlayabilirsiniz ama onların içlerinde sakladıkları kin ve husumet duyguları çok daha büyüktür buyuruyor Cenab-ı Hak. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Eğer aklınız başınızda iyi düşünüyorsanız,
Size ayetlerimizi çok açık bir şekilde gösterdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Size davranışlarınızda dikkat etmeniz gereken hususları bir bir tek tek gayet sarih bir şekilde size anlattık, izah ettik, beyan ettik buyuruyor. Ne kadar güzel. Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minun bil kitabi kulli. Siz öyle insanlarsınız ki buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanlara karşı daha uyanık olmanız icap eder. Onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seviyorsunuz. Onlarla samimi olmak istiyorsunuz. Onların size karşı gerçekte bir dostlukları, bir muhabbetleri yok. Onlar sizi sevmiyorlar ama siz onları sevmek, onlarla samimi olmak istiyorsunuz. Ve tu'minune bil kitabi kulli. Aslında siz kitabın tamamına inanan insanlarsınız. İmanınız tamdır. İmanınızda bir eksiklik, imanınızda bir kusur yok. Böyle tam manasıyla kamil bir şekilde iman etmiş olduğunuz halde niçin bu sizi sevmeyen, size düşmanlık duygularıyla dolu olan kimselerle hemhal olmak istiyorsunuz? Onların bu hıyanetlerini neden anlamıyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu size ikaz ediyorum. Ve izâ lekûkum kâlû âmennâ. Onlar dünya menfaati için sizinle karşılaştıkları zaman inandık derler. İman ettik. Sizinle beraber bizim de imanımız var. Sizin iman ettiğiniz şeylere biz de iman ettik derler. Ve izâ halev addû aleykumul enâmine minel gayz. Onlar yalnız kaldıkları zaman size karşı olan düşmanlıklarından, hınçlarından parmak uçlarını ısırırlar. Yani o düşmanlıklarını, düşmanlık duygusunu zapt edemeyerek hınçlarından, öfkelerinden, tehevvürlerinden adeta parmaklarını yerler, parmakların ucunu ısırırlar. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar güzel anlatılıyor mesela. İnsan haleti ruhiyesi, insan psikolojisi, insanoğlunun içinde bulunduğu ruh haleti en güzel şekilde yaşadığı ruh haletine uygun davranışlar en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de tasvir ediliyor. Kul mutu bi gayzikum. Onlara sen, siz öfkenizle, kızgınlığınız içerisinde ölünüz gidiniz, mahvolunuz, helak olunuz manasında. İnnallâhe alîmun bizâti sudûr. Allah gönüllerde saklı olan düşünce ve kanaatleri, her türlü niyetleri çok iyi bilir. İnsanların içinde gizlediği, kimsenin anlamadığı, bilmediği düşünceleri Allah bilir. İnsanların içindekinden haberdardır. İn temseskum hasenetun tesuhun. Size bir iyilik isabet etse, bir mükafat, bir nimetle karşılaşsanız, bir nimete konsanız, Allah'ın bir lütfuna kavuşsanız, bu onların kötüsüne gider, ondan üzülürler. Size bir nimet geldiği zaman, bir nimet ve lütfa kavuştuğunuz zaman bundan üzüntü duyarlar. Haset duyguları, çekememezlik duygularından dolayı bundan rahatsız olurlar. Ve in tusibkum seyyiatun yefrahu biha. Sizin başınıza bir musibet, bir bela gelse ondan da sevinirler. Çünkü onların aslında size karşı muhabbetleri yoktur. Düşmanlıkları içten içeye kaynayan bir husumet duygusuyla doludurlar size karşı. Ve in tasbiru ve tetteku la yadurrukum keyduhum şey'a. Eğer siz sabreder, onların bu sizi devamlı kötülüğe sürükleyen, devamlı surette sizin için hile ve desiseler hazırlayan bu insanların bu düşmanlıklarına sabreder ve Allah'ın emirlerine uygun hareket ederek bir takım kötülüklerden sakınırsanız, bir takım desiselere karşı uyanık olur, Allah'ın emirlerine saygılı olursanız, onların hile ve desiseleri size hiçbir zarar vermeyecektir. İnnallâhe bimâ ya'melûne muhît. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Onun için sizi Cenab-ı Hak uyarıyor.
Allahü Teala ikaz ediyor. Aklınızı başınıza alasınız diye tehlikelerden sizleri uzaklaştırıyor Cenab-ı Hak. Tehlikelere karşı dikkatinizi çekiyor. Ve iz gadevte min ehlike tübevvi'ul mu'minine meka'ide lil kital. Yine Cenab-ı Hak Medine-i Münevvere ahalisini, kafirlerin müminler hakkında hazırlık içine girdikleri savaşa karşı uyarmak konusunda Cenab-ı Hak Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin tabiyesiyle ilgili olarak ashabına yaptığı talimatı burada hatırlatıyor. Ve iz gadevte, sabahleyin erkenden, gada yagdu, sabahın erken saatlerinde yola çıkmak manasında. Sabahleyin erkenden çıkmış, min ehlike, yuvandan, evinden, barkından ayrılmış, tübevvi'ul müminine, müminleri yerleştiriyordun. Meka'ide lil kital, harp mevzilerine yerleştiriyordun müminleri. Onları harpte almaları gereken yerlere yerleştiriyor, tabiye yapıyordun. Harp stratejisini tespit ediyor, onları bu suretle ne şekilde hareket etmeleri konusunda uyarıyor, talimatlarla yönlendiriyordun buyuruyor Cenab-ı Hak. Vallahu semi'un alim. Allah her şeyi gerçek olarak işitir ve her şeyden haberdardır Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Ayet-i kerimede müminlerin Peygamber Efendimiz tarafından Uhud muharebesinde ne şekilde harbe hazırlandıkları konusuna temas edilmektedir. Bundan sonraki ayet-i kerimelerde bu konuyla ilgili müminlere son derece enteresan, calibi dikkat uyarılar yapılmış. Müminlerin hadiselerden ibret almaları icap eden noktalar onlara gösterilmiştir. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bakın ayet-i kerimelerde baştan itibaren müminleri dünya hayatı bakımından da son derece akıllı ve basiretli hareket etmeye çağırmakta. Onları bir takım düşüncesiz hareketlerle pişmanlık ve husrana düşecekleri tehlikeli akıbetlerden uyarmaktadır Cenab-ı Hak. Ne kadar güzel. Allah'ın kullarına karşı rahmeti, re'feti, merhameti sonsuzdur. Allahü Teala Hazretleri kullarının her iki cihanda aziz ve mesud olmasını, mutlu olmasını istemektedir. Allah'ın emrine uyan, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine saygılı olan kimseler işte Allah'ın vaat ettiği bu felahı bulacaklar, gerçek mutluluğa mutlaka ereceklerdir.